amaçla düzenlemiş olduğu Çocuk Sağlığı ve Yeni Doğan Konulu Eğitim Seminerine hepiniz hoş geldiniz. Buca Belediye'mizde de üniversitemiz yeni ve genç bir üniversite. Bulunduğumuz semt olan Buca'da, güzel Buca ilçemizde de belediyemizle birlikte bir dizi sosyal sorumluluk ve bilimsel projelere başlama kararı aldık. Bu konuda da ben yine Sayın Buca Belediye'mize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ki biz öncelikle annelere ulaşalım. Çünkü toplumun temeli annelerden ve annelerin yetiştireceği bebeklerden oluşacak. Bunlar ileride bizi büyütecek, bakacaklar. Belki sizlerin çocukları ileride doktor olacaklar, bizi iyileştirecekler. O yüzden hani bu konuya çok önem veriyoruz. Biz sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir ömür sürebilmek, yaşama sadece yıllar değil, sağlıkla yıllar ve yıllara yaşam katabilmek için de hayata iyi bir başlangıç yapmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Öncelikle de bunun en temeli daha gebelikte başlıyor. Sağlıklı gebelik geçiren bir annenin tabii ki güzel ve sağlıklı bir doğum yapması ve bebeğine de doğumdan sonra iyi bakması o çocuğun ileride son derece sağlıklı ve iyi bir yaşam sürmesini sağlıyor. Bir kişinin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesinin temeli aslında annesinde yatıyor. Bu da ta gebelikten itibaren başlayan bir süreç. Bir gebenin gebe kalmadan önce daha annenin sağlıklı olması, beslenmesine dikkat etmesi, uygun bir kiloda gebe kalması, gebeliği sırasında düzgün, düzenli kontrollere gitmesi, desteklerini alması, sağlıklı beslenmesi, öncelikle bebeğini de karnında sağlıkla büyütmesini sağlıyor. Daha sonra da doğum sürecinde de yine sağlıklı ve iyi bir doğum. Burada da tabii bizim aslında kastettiğimiz normal doğum. Çünkü daha sonrasında bebeklerin sağlığını da doğum şekli çok çok etkiliyor. Sezeryanla doğan bebeklerle normal doğan bebekler arasında da bazı farklar olabiliyor. Doğumdan sonra da bebeğin bakımı ve beslenmesi bizler için çok önemli. Öncelikle de anne sütü hemen doğar doğmaz bebeklere verilmesini istiyoruz. Hani bunu çok yıllardır üzerine basa basa hem Sağlık Bakanlığı hem Dünya Sağlık Örgütü hem de bütün çocuk doktorları olarak üzerinde çok çok vuruyoruz, vurgulamak istiyoruz. Ama bu gerçekten de önemli. Çünkü anne sütü her bebeğin annesinin kendi bebeğine has özellikte üretiliyor. Gece gündüz fark ediyor. Yaz kış fark ediyor. Bebeğin yaşına göre değişiyor. Yani bu özellikle bu nitelikte bir mama veya bir besin bulabilmeniz imkansız. Aynı zamanda sadece bebeği beslemekle de kalmıyor bildiğiniz gibi. Hem bütün su dahil bütün besin ihtiyaçlarını biliyor. Hem de bebeği aynı zamanda enfeksiyonlara karşı, mikroplara karşı koruyor. Annenin aşısını, annenin bebeğini yaptığı bir çeşit aşı oluyor aslında. Bebeği koruyor. Alerjik hastalıklara, şeker hastalığına, kalp hastalığına karşı koruyor. Çok önemli. Yine anne sütü dediğim gibi mikropsuz ve tamamen bebeğin özelliklerine göre ayarlanmış bir besin. Bu önemli ama baktığımızda da biz istatistiklere hep böyle diyoruz. Herkes bebeğini aslında çok emzirmek istiyor. Bu için ilk vurgulamak istediğimiz şeylerden biri. Yine bir başka konu da bebeklerin zamanında aşılanmaları. Özellikle çocuk sağlığı ve bebek bakımında bunlar son derece önemli şeyler. Özellikle de ilk 28 gün olan yeni doğan dönemi bebeklerin en fazla incinebildiği dönemler. Öğrencilerimizden doktor adayımız Edika'ya içimizden bazı hanımlarla kısa bir anket çalışması